11.5 ve 11.7 sayılarını sayı doğrusu üzerinde karşılaştırın. Peki. O zaman ilk olarak buraya bir sayı doğrusu çizelim. 11 ve 12 sayıları arasına odaklayacağım. Çünkü bu iki sayı da 11 ve 12 arasında bulunmaktadır. Burası 11 ve burası da 12 olur. Tam ortalarına da 11.5'in olduğu çizgiyi ekleyelim. Yani 11.5. Burası, bu iki sayının tam ortası olduğu için bu nokta 11.5 olur. Çünkü 11 ve 12'nin arasını 10 eşit parçaya böleceğim. Evet, şimdiden ilk sayımızı yerleştirmiş olduk. 10 eşit parçaya böleceğimiz için 11.5'in nerede olabileceğini tahmin ettim. 5, 10'un yarısıdır. Yani tam orta noktası. Yani 11 tam, 10'da 5 olmuş oluyor. Ama buradaki diğer sayıları da bulalım, yani sayı doğrusundaki diğer her ondalığı da gösterelim. O zaman burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ondalık ve 10. Ondalıkta tam 12'nin olduğu yer olmuş oluyor. Güzel bir ölçekle çizemedim çünkü biraz göz kararı çizdim ama neyse. O zaman 11.7 nerede olacak? Burasının 11.5 olduğunu söylemiştik. O zaman burası da 11.6 ve 11.7'dir. 11 tam 10'da 7, yani 10'da 1'ler basamağı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ondalık. O zaman bu 11.7 olmuş olur. Bu 11.7 noktası. Sayı doğrusunu sağa gittikçe artan bir şekilde çizdik. O zaman da 11.7, 11.5 noktasının sağında kalmış olur. Yani 11.7 noktası açık bir şekilde 11.5 noktasından büyüktür. Yani 11.7 büyüktür 11.5. Bunun tanımını yazmak için bir sayı doğrusuna da ihtiyacımız yoktu. Bu sayı 11 tam 10'da 5 ve bu sayı da 11 tam 10'da 7. 7'nin 5'ten büyük olduğunu biliyoruz. O zaman açık bir şekilde bu, yani 10'da 7 olan daha büyüktür. İkisi de 11 ama bu sayı 7 tane daha ondalığa sahipken önceki sayı sadece 5 ondalığa sahip. Dolayısıyla 7 tane ondalığı olan daha büyük oluyor.